Eskişehir'deki erkekler hakkındaki genel düşüncelerini söyler misin? Herkes kendi halinde aslında, yani çok da bir şey söyleyemem. Genel olarak benim için şöyleler böyleler diyemiyor musun? Benim için şöyle böyleler diyemiyorum. Çünkü genel olarak herkes kendi halinde, rahatlar. Yani aslında diğer şeylere kıyasla böyle herkes hani böyle bir takılayım edeyim ya da böyle yoldan geçerken laf atayım havası yok yani kimsede. Peki kötü ben özellik olarak sayabileceğin hiçbir şey yok mu? Yok, bir şey diyemem yani. Aynı soruyu sana soruyorum. Düşünüyorum, ben de biraz zor oldu. Hani kötü özellik olarak söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Yani herhangi ya, uzun yıllar yaşadım burada ama hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadım. Diğer şehirlere kıyasla o konuda rahat, güzel yani bir şey. Yani kızlar buraya gelip buradan evlenebilirler yani. Valla ben evlenmedim ama bilmiyorum, evlenebilirler herhalde. Yani. Dürüst olarak, doğru olarak, açık açık konuşarak Eskişehir'de yaşayan erkekler hakkında ne düşündüğünü söyleyeceksin. Şöyle ki Eskişehir'in yerlisi olan erkekler gerçekten kibar ve nazikler çoğunlukla. Öğrenciler de aynı şekilde. Yalnız Eskişehir'e işte farklı illerden gelenlerin kibarlık dereceleri biraz değişebildiği için ya da işte centilmenlik, naziklik, nezaket şeyleri. Onlar için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama genel olarak nazikler, kibarlar, iyiler, hoşlar. Kötü özellik olarak sayabileceğim bir şey. Kötü özellik olarak ne olabilir? Kötü özellik olarak çok bir şey görmedim. Yani dürüst konuşmak gerekirse şimdi hani kötülemeye gerek yok. Gerçekten gayet kibar ve nazikler. Yani kötü negatif bir şey görmedim şu ana kadar. Yani yaklaşık 3 aydır falan buradayım. Gayet kibarlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Şerefsizler biraz. Gerçekten öyleler. Neden? Bilmiyorum. Ya biraz aç yani. Dürüst ol dedim ya. Dobra konuş. Yani hepsinin aklı başka yerlere kaymış. Öyle söyleyebilirim. Genel olarak böyleler yani. Evet, genel peki olarak. İyi olarak sayabileceğim bir özellikleri var mı? Adam gibi adamlar aslında ama birazcık yani cinsel açıdan düşünmezlerse çok iyi insanlar bence. Ama düşünüyorlardı. Evet. Bize dürüst olacaksın, tamam. Dobra olacaksın. Tamam. Biz Eskişehir'deki erkekler hakkında ne düşündüğünü soracağız sana, dobra bir şekilde. Güzel bir soru. Evet. Ne düşünüyorum? Ya şey, Eskişehir'deki zaten erkeklerin %80'i dışarıdan geliyor öğrenci olarak. Öğrenci kesimi çok fazla. Ama bana soracak olursanız hepsi böyle çok ultra yakışıklı tipler değil ya. Yani huy olarak birazcık ele alalım. Davranış olarak da aslında kibarlar. Kibarlar yani. Şu özellikleri çok kötü. Genelinde var diyebiliyor musun mesela? Erkeklerin geneli zaten odun olmuyor mu yani, düşüncesiz? Yalancı. Bak yalancı, evet. Yani biz bunu Eskişehir'e has çekmek istiyoruz. O yüzden Eskişehir, buradaki ortam hakkında hani buradaki erkekler. Aslında Eskişehir'in erkekleri kibar oluyor %90'lık bir kısmı. Neden bunun kaynağı da bence öğrenci kenti olduğu için hani dışarıdan gelenlerden ya da bir şekilde bir yerlerden bir şeyler görüp de kibar diyebileceğim. Peki güzel bulduğun genel bir özellik var mı? Kibarlığı. Ya onun dışında. Onun dışında senin var mı? İnsancılar, evet, yardım ediyorlar hani. Cana yakınlar. Cana yakınlar, bir herhangi bir şekilde durdurup da ya böyle bir sorun var. Yani ya da şurası nerede ben bilmiyorum dediğinde eşlik edenler dahi olabiliyor. Çok yavşaklar, full yavşaklar. Neden? Neden böyle bir düşünceye sahipsin? Bilmem. Öyle görüyorlar, hoşuna gidiyorlar. Hiçbir korkuları olmadan direkt hadi yazayım falan. Bence bu tarzlar. Peki iyi özellik olarak sayabileceğin hiçbir şey yok mu? İyi özellik olarak yok. Yok bence. İyi insanlar genel olarak. Öyle. Hiç kötü olarak sayabileceğim bir özellikleri var mı? Şöyleler böyleler diye. Kötü olarak vardır ya. Çok yavşak olan insanlar var. Ne açıdan? Her türlü yani. Mesela direkt yolda görüp laf atan insanlar var. Sırnaşan insanlardan, evet, bahsediyorsun. Yani sen mesela buradaki erkeklerden genel olarak baktığımızda arkadaşlık kurabilir misin rahatlıkla? Öyle görüyor musun onları? Kurarım herhalde ya. Kötü olan insanlar var ama iyilik daha yüksek bence. İyi olanlar. İyiler daha çok diyorsun. Aynı soruyu sana soruyorum lütfen. Ya ben de kurarım ama arkadaşlıkta şöyle bir şey var. İşte ilk önce arkadaş olursun, sonra böyle başka türlü bakarlar. En sevmediğim şey benim. O yüzden yani... Sen o... ne düşünüyorsun genel olarak? Ya genel olarak iyileri de var, kötüleri de var ama kötülerin yanında iyiler de yanıyor. Sen buralı mısın? Evet. Doğma büyüme buralısın. Doğma büyüme buralı. Peki buranın kendi erkekleri mi daha iyi senin için yoksa dışarıdan gelenler mi? Ya şöyle, dışarıdan gelenleri o kadar iyi tanımıyorum ama buranın erkekleri de çok kötü sayılmaz. Yani orta. O eşitler gibi diyorsun yani, değişen pek bir şey yani yok. Yani kötü de var da işte o kötüyle iyi ayırmak zor şu an Eskişehir'de bence. Hep kötüleri denk gelmiş. Evet ya, birazcık. YouTube kanalıma. Evet. Tamam. Eskişehir'deki erkekler yani ortalamanın biraz üzerinde ya bence çoğu şehre göre. Kozmopolit ne olduğu açıdan? İçin. Siz ne açıdan soruyorsunuz? Davranış, huy,
karakter, tip. Bence tip olarak bence iyiyim. Ortalama ve üstüne yakın tipler var Eskişehir'de. Çünkü kozmopolit, yani her şehirden erkek geldiği için iyi yani, o yüzden. Kötü olarak sayabileceğiniz bir özellik var mı? Yani kesin hemen hemen çoğunda bu özellik var dediğiniz bir kötü huy. Ha, çoğu biraz böyle özenti tipler. Biraz böyle melankolik, havalı gözükmeye çalışan, çok fazla bilgili olmayıp da bilgi gözükmeye çalışan tipler var. Ego sahibi insanlar. Aynen. Bu normal o da. Peki iyi olarak söyleyebileceğiniz tam tersi? İyi olarak da yani düzgün insanların da olduğunu düşünüyorum. İyiler ya. Eskişehir güzel. Eskişehir genç kitle bir kere. Güzel. Sıkıntı yok o zaman. Kötü değiller yani. Severim. Kötü olarak Eskişehir. Sayabileceğiniz bir özellik var mı? Eskişehir için mi? Eskişehir'in erkekleri için mi? Erkekleri için. Yo, bunun içinde hepsini tanıdığım ortaya çıkacak. Hayır, şu olabilir. Mesela tanıyor, siz yolda yürürken olmuş. Çok fazla sataşan olabilir. Çok fazla laf atan olabilir. Yok, olmuyor, gibi. olmuyor. Eskişehir'de olmaz öyle kolay kolay. Yani sorduğumuz kafası bu. Çok güzeldir öyle bir şey varsa. O da geçmiş olsun. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bence bir sorun yok yani. Gayet saygılı olduklarını Hiç düşünüyorum. Hiç kötü özellikleri var mı sayabileceğin? Ya mutlaka herkes tabii iyi olmuyor ama... Yani biz genelleme olarak soruyoruz. Genel olarak baktığında şöyleler genel böyleler. Genel olarak bir sorun görmüyorum ben. Hani... Merve, ama dürüst olacaksın. Tamam. Eskişehir'deki erkekler için genel olarak düşüncelerini söyler misin? Kendi fikirlerini. Yani ben çalışıyorum burada psikoloğum ama öğrenci genelde burada erkekler. Kendi hallerindeler. Hani bir sıkıntı görmedim ben. Kötü olarak sayabileceğim bir özellikleri var mı? Yok. Hayır yok. Peki iyi olarak sınıflandırdığın zaman gerçekten çok iyi insanlar diyebiliyor musun? Yani bence iyiler genel olarak ve şey, saygılı burada herkes birbirine, bir sıkıntı yok o yüzden. Ben Sivaslı ile evliyim ama. Tamam, olabilir. Yani şu an buradaki görüş itibar olarak, kişi olarak sormuyoruz, genel olarak. Yani Eskişehir halkı etik bir halktır en başında, çağdaştır. Yani o kadar diyebileceğim bir şeyler. Başka? Kötü olarak söyleyebileceğiniz bir özellikleri, bir davranışları var mı? Kestirebildiğiniz. Yok, hayır. Hayır, kardeşim de bir Eskişehirli olduğu için hayır söyleyemiyorum. Burada torpili var yani. Evet, evet, evet. Diğer illere göre daha terbiyeli duruyorlar. Hani... Ama dürüst oluyoruz bak, doğru oluyoruz. Yok, dürüstüm. Diğer şeylerde bu böyle olmayabiliyor. Sürekli bir kızı takip edebiliyorlar ama şu an ben senelerdir buradayım. Böyle bir şeye rastlamadım. Kötü hiçbir huy yok mu yani gördüğün, var, mesela gözlemlediğin? Vardır ama... Yakınlarda ben görmedim ya sanırım. Ben rast gelmedim. Yani çok kibarlar, çok mütevaziler. Güzel yol veriyorlar. Aynen, çok kibar. Yol veriyorlar. Nasıl yani? Hani ışıklarda beklediğim yerle yol veriyorlar. Geçebiliyoruz. Biz farklı anladık onu, yol veriyorlar deyince. Hani ayrılıyorlar falan. Yürümüyorlar. O kadar ilerlemedik. Yürümüyorlar. Peki kötü olarak sayabileceğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz bir özelliği var mı? Maalesef yok. Kötü birine rastlamadınız yani. Yok, zaten günübirlik geldik buraya. Anladım. Öyle de denk gelmedi. Eskişehirli erkekler hakkındaki genel düşüncelerin, fikirlerin nelerdir? Eskişehirli erkekler hakkında? Yani burada yaşayan diyelim Eskişehir'de. Üniversiteli olarak şehir dışından gelenler mi yoksa genel olarak burada yaşayanlar? Genel olarak. Burada yaşayanlar gerçekten ilçeli olanlar, ilçede, memleketleri ilçeleri olanlar. Biraz daha nasıl desem üzmemeye bakıyorlar. Ama diğerleri üniversite için gelenler kız düşürmek için gelmiş gibiler. Bu kadar.